Arkadaş herkese merhaba. Jesus Nardo kanalımızın yeni videosuna, yani yeni bir Forza Horizon videosuna hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte, evet biliyorum çok özlemişsiniz. Yani 2 aydır Forza Horizon 4 videosu çekmiyordum. Arkadaşlar bugün fark ettim ki dedim takipçilerimiz, yani Jesus Nardo ailemiz 1 saatlik bir Forza Horizon videosunu hak etti dedim ve bunu da arkadaşlar bugün çekeceğiz. Tabii var, videomuza geçmeyeceğim. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videoyu sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Gerçekten çok eğleneceksiniz. Fazla uzatmayacağım yani biliyorsunuz. Forza Horizon 4'ü bayağıdır çekiyorduk zaten. Yani aylardır çektik. Ama bir iki aydır arkadaşlar hastalığımdan dolayı, bir de okul durumundan dolayı çekememiştim. Ama bugün dedim ki o özlenen eski Forza Horizon'lar, yani Forza yarışlarına geri dönmek istedim. Ve şu anda hemen arabamızı değiştirerek çok güzel yarışlara gideceğiz. Benim gerçekten arkadaşlar bakın, ben de bir 5-6 aydır bu oyuna girmiyor. Yani 5-6 ay dedim, pardon. 2 aydır falan oyuna girmemiştim hiç. Yani sizle beraber ilk defa görüyorum. O yüzden 1 saat oynayacağım. Yani eğleneceğim baya. Of be. Şu arabayı var ya, fenasal özlemiştim. Neyse, hemen anlayabilir, yarışmak istiyorum diyoruz arkadaşlar. O da hemen bize 5 kilometrelik bir yol çiziyor. Bildiğiniz gibi BMW isimli işte arkadaşlar. Yani bizim arabamız. Bunda çok yarışlarımız vardır. Zaten Allah Allah, çarptım. O kadar unutmuşum ki oyunu. Çarpabiliyorum arkadaşlar, kusura bakmayın. Evet, biraz şeyden konuşalım işte. Şey arkadaşlar, kanalımız hakkında konuşalım. Forza Horizon 4 çekmeye devam edeceğim yani. Yarın da video gelir büyük ihtimalle, yani sürekli video gelir zaten. Yani bu şekilde çok güzel bir şekilde Forza Horizon'lar, ya yani Forza serisini çekmeye devam edeceğim. İşte farklı türlü yarışlar yaparız, şeyler yaparız arkadaşlar. Öyle bir şekilde mis gibi devam ederiz. Bugün 1 saat oynayacağım yani. Bugün çünkü çok özlemiştim. Özleyenler de var yani, yorumları Instagram'dan soru sordum. Öyle yazmışsınız ki abi ne olur bir Forza videosu çek. Ben de dedim ki sizi kıracağımı dişimi kırarım. O yüzden arkadaşlar 1 saatlik Forza Horizon 4 çekeceğiz. Bu arada bu araba bayağı hızlı gidiyor yani, gördüğünüz gibi 3.4 km'li bir yolumuz kaldı. Hop, evet. Yani arkadaşlar öyle, siz de ne yapıyorsunuz, iyi misiniz? Yorumlarda bunu belirtmeyi unutmayın. Ben gerçekten bu video çekmeyi falan da çok özledim arkadaşlar. Ama dediğim gibi yani her gün Forza Horizon, artık her gün olmasa da haftada 2-3 tane Forza videosu. Allah bak, uf, nasıl kıl payı geçtim ama. Haftada bir 2-3 tane Forza gelir yani, daha hepimiz için, ailemiz için diyelim. Ya biliyorsunuz arkadaşlar yani biz verdiğimiz bütün sözleri tuttuk. Ben Jesus şey var ya, söz veriyorum, geliyorum arkadaşlar. Evet şöyle bir of. Fena çarptık. Abi fena olmadı mı? Yemin ederim çok kötü bir şekilde çarptık. Neyse bakın, arabamızın ön arkası da böyle zaten. Bence çok bu oyunda en sevdiğim arabalardan birisidir ama en hızlı değil tabi biliyorsunuz. Oyunun en hızlı arabası Lamborghini arkadaşlar, yani bunu zaten of. Bir kayaya çarptık, arabanın arkası dağıldı. Biraz da hastayım bu arada, yani onu da belirtmiş olayım. Bizim zaten öyle videolarımız da var arkadaşlar. Yani bütün videoları zaten bundan sonra bakın izleyin yani arkadaşlar, kanaldan izleyin. Yani Forza Horizon 4 hakkında çok videomuz, video mu? Orada konuşamadım. Forza Horizon 4 hakkında zaten bir sürü videomuz var. Yani bir zahmet arkadaşlar, izleyin bunları da. Çektiğimiz videolarımızı seversiniz. Hemen şurada şey yapacağım. Bakın. Hop 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 hop. Yarış bölümüne geldik. Evet. Burası mı yarış yeri? Oha, 600 kilometre, 600 metre yol verdi. 600 kilometre mi? Oyunun haritasında o kadar yok. Pardon, kafam çok karıştı ya. Ben yarışa takıldım. Gittim arkadaşlar. Hop. Şimdi buraya geldik. Burada mı yarış? Aynen aynen buraymış. Patika yarışı. Horizon tekli ya. Patika yarışı, evet, etkinliğe girelim, tekli. Horizon sunar. Lamborghini ile girelim, değil mi? Aynen. Bakın işte bahsettiğim oyunun en hızlı arabası bu bana göre. Yani hayır, oyunun en hızlı arabası değil tabii ki de. Ya bana göre şu an bizim garajımızda olan arabaları sayarak söylüyorum. Lamborghini. Ayrıca bu arada biraz kendime şeye bakım yapamıyorum bu arada. Evet, arabacımıza ince ayarlar yapalım. Evet. Lastik basıncımız falan filan. Her şeyimiz sağlam. Frenlerimize bakalım. Frenlerimizi düşürelim mi? Artıralım mı? 51 yapalım. Hayır. Gerek yok, tamam bu kadar.
Evet, yarış düzeyini başlatıyorum arkadaşlar. Bismillah dedim. Evet, patika yarışı yapacağız şimdi. Altımızda Lamborghini var. Bakın. Hop. Ama bu araba gerçekten çok güzel bir araba yani. Onu da söyleyeyim. Öyle bakmayın kötü göründüğüne. Yani diğer arabalara göre belki kötüdür ama Allah. İşte bu tarz kazalar yapmasak yarışı belki birinci de bitirebiliriz arkadaşlar ama araba gerçekten hızlı. Hop. Evet, 12. gördüğünüz gibi. Bakın. Ya ama patika yarışında bu arabayla yapamıyoruz ki arkadaşlar, yani Jesus'lar da haklı değil mi? Bak, öndeki araba da benden ama ya bekle, geçeceğim şimdi ya, iyi izleyin. Arkadaşlar tamam, Forza Horizon'u seviyorum ama yarışları kaybedince de zaten bizim has takipçilerimiz bilir. Yarışı kaybedince de ben çok kötü olurum yani. Ya, uyuyamam yani o gün. Yani videodan sonra arkadaşlar kendimi keserim yani, şey yaparım. Başımı vururum. Derim ki hayır ya, o yarışı nasıl kaybettim derim. Yani o kadar da hassas bir insanım. Kendimizi ölmek gibi olmasın. Ya bütün piyasadaki youtuberlardan daha sevimliyiz. Tabii ki de şaka yapıyorum arkadaşlar yani. Evet. Ya size dediğim gibi bakın, Forza Türkiye'de belki Forza Horizon videoları çeken en eğlenceli kanallardan birisi olabiliriz. Bugün de bir saatlik video çekme amacım, gerçekten çok özlemiştim. Of, Forza'yı özledim ama gerçekten kaybetmeyi özlemedim. Ama şöyle söz var ya arkadaşlar, I never lose, ever learn, ever win. Ben asla kaybetmem. Ya kazanırım ya da öğrenirim. Evet, çok güzel bir söz. Ama tam öyle değildi herhalde. Arkadaşlar bu arada kameralı videolar çekiyorum. Sizin için gittim kamera aldım. Çünkü bu arada da çok da hastayım. Bak işte, şu tarz dönemeçler olmasa belki yarışı birinci bile bitirebiliriz ama işte dönemeçler çok sıkıntı yapıyor ya. Evet. Hadi bakalım arkadaşlar. Hop, şuradan döndük. Ay ay. Arabanın kontrolü kaçtı. Of. Fena vurdum ama. Arkadaşlar sizce bu yarışı kim birinci götürecek? Bence biz birinci götürürüz. Oo. İyi dönüş yaptım da. Ama bak, burada kurtaramayacağım herhalde. Oo, iyi gittim ha. Vallahi iyi gittim. Burada iyi gittim. Hop. Hop. Patikayı sevdim bu arada. Arabam iyi dönüyor. Hop, tabii bundan. Ah be, yarış bitmiş. 9. sırada bitirdik ama çok fark yok. Bak, birinci ile aramızda 7 saniye fark var. Bizim sonuçlarda da fazla var. Ya 7 saniye farklı sonuç şey, 7. olduk ya. 9. olduk pardon arkadaşlar, ama güzeldi. Daha 1 saatimiz var. 1 saatlik challenge'ımız var. Ne diyorum, daha her şey çok erken arkadaşlar. Daha birbirinden efsane yarışlar yapacağız ya, sakin olun. Evet. Lamborghini'miz emektar. Tabii yağmur da yağmaya başlamış. Bakın şu arabanın güzelliğine bakar mısın arkadaşlar? Ya yemin ederim şu araba, ya şu oyun tarihinde bence çok güzel yapmışlar. Ama Bugatti'leri falan düşünemiyorum çünkü onları henüz alacak paramız yok. Çok hızlı hızlanıyor. Hatta ben bunu 0-100'ünde test etmiştim. Hatta gelin 0-100 testi yapalım canlı şeyde. Bakın şimdi. Telefondan kronometre açacağım. Bakın kronometre. Hatta canlı arkadaşlar, bunu kimse yapmaz. Jesus merdivenisi. Forza Horizon 4'te 1 saatlik çalışta neler yapılabilir? Evet, bakın. Kronometreyi açıyorum. Evet. Kronometreyi açtım. Durdur abi. Bakın evet. Şimdi. Görünüyor mu? Tamam. Aynı anda basacağım. Siz göremeyeceksiniz. W ile şey basmam aynı olacak. Hadi. Dur, burada değil tabii ki. Ama burada yapamayız ki onu. Durun. Şöyle güzel bir yer belirleyelim önce. Evet arkadaşlar, değil mi? Önce şöyle sağlam bir yol belirleyelim ki oradan sonra yapalım. Mesela şuraya gidebiliriz, yakınız zaten. Orada bir 0-100 testi yapalım. Ya arabayı o kadar övdük yani. Biraz göstereyim size. Eğer burada izlediyseniz sizce kaçtır yani Jesus neredeyse? Yani bu arabanın 0-100'ü sizce kaç saniyedir?
Onu da yorumlarda belirtin. Çünkü ben de çok merak ediyorum. İlk defa böyle bir test yapacağım. Öndeki adam da bize yarışmak istiyor. Ya kardeşim işine gücüne git ya. Yani har hoppa. Ya öyle değil mi arkadaşlar? Biz kimseyle yarışmayız. Yani bize yarışmak isteyen. Evet. Sanırım bahsettiğim yer buraydı. Yok bura değil mi? Tamam. Ya burayı iyi de bize böyle bir boş bir ara yol lazım. Nere olabilir ya? Herhalde orası boştu çünkü ben Forza'dan o haritayı hatırlıyorum. Orayı. Ya böyle boş olacak, tamam mı? Allah Allah Allah. Nasıl sevmek? Tamam, burada yapabiliriz. Bakın şurada belki 0-100'ü... Of. Şimşek gibi geçti. Tamam, burada 0-100'ü testi yapabiliriz. Hadi bakalım. Hadi. 3 2 1 Allah olmadı ya. Durun. Arkadaşlar yeniden başlatacağım. Önce bir kilitlenebilirim. Bakın 3. Dur be abi. Birinci vites taktım. 3 2 1 3.32 saniye arkadaşlar. Evet. 0-100 3.32 saniye. Hatta isteyenlere sıfırdan tekrardan da yapabilirim. Hadi bakın. 3 2 1 3.25 saniye çıktı. Yani 3 saniye arası bir şey yani arkadaşlar. 3.20 saniye arası bir şey. Ya 3 saniye. Ya bayağı büyük bir rakam. Neyse arkadaşlar. Anlayamayan bir yarış daha soralım. Pardon, nüfuza değil. Evet. Cat, bizim adımız bu arada. Abi sen ne yapıyorsun ya öyle? Gel yarışa gidelim seninle. Bakın, arabamızı şey yaptı, yarışa gireceğiz şimdi. Manitaymış bu arada. 2 kilometrelik bir yarış yapacağız şimdi. Hadi bakalım. Oha lan, ne oldu orada? Abi sen kimlerle yarışıyorsun ya? Senin yanında Jesus Merda var. Öyle değil mi arkadaşlar? Bir de arkasında Lamborghini var yani. Bu bacı yürek yemiş. Allah senin ne? Oha çok iyi girmedin mi? Hayır ya. Hayır ya. Kazandı. Allah. Evet. Baş başa kaybedildi. Neyse. Neyse yarışa gidelim ya. Biz ne yapacağız millet yarışı? Şuna bir vuralım da bir aklı başına. Yani arkadaşlar yendi bizi. Helal olsun. Ama biz de iyi drift yaptık ya. Şu drifti. Bakın. Evet. Yani arkadaşlar size şey söyleyeyim. Yunus Merdayesi. Tamamen her şey şoförlük. Biliyor musunuz bunu? Şoförlük. Hemen şuradan şöyle girdim. Tamam. Tekli dedim. Ne yarışıymış bu? Bilmiyorum. Ona göre şeyle yapacağım. Bunu yapalım mı arkadaşlar? Hadi bu arabayla yapalım. Bakın ne yarışıymış. Bu araba değil bu arada arkadaşlar. 4x4 yani patika arabası. Herhalde patika yarışı yine. Sokak yarışıymış ya. Evet arkadaşlar 12. nasıl olunur? Hatta açık ara farklı diyeceğim de çok kötü bir araba ya. Niye Lamborghini almadık ki biz? Bu araba nasıl çıkıyor arkadaşlar? Kötü ya, bu yarışı kaybettik. Lamborghini'den sonra kötü geliyor. Bu arada öyle arkadaşlar. Lamborghini kullandıktan sonra bu araba böyle çok yavaş geliyor bana. Bakalım sokak yarışı nasıl bitecek bu arabayla. Hatta işten de bakalım böyle. Oğlum şu arabayı bile geçemiyorsunuz ya. Helal olsun. Ama sokak yarışıdır arkadaşlarım. Arabası iyi olan değil. İyi giden kazanır yani. Gördüğünüz gibi biz kaybediyoruz. Ama arabam kötü. Şimdi yani benim gerçekten arabam da kötü yani bu yarışta arkadaşlar. Çünkü yine patika yarışı zannettim. O yüzden
kötü bir araba seçtim. Bu yarış da bitmeyecek gibi görünüyor. Çok sıkıldım şimdiden. Harbiden çok sıkıcı bir yarış oluyor ya. Araba gitmiyor. Bak şöyle geçmeyelim. Onları geçmeyince çünkü geri atıyor. Bilmeyenler için söyleyeyim arkadaşlar. Yani keyfimden buradan geçmiyorum. Şesus verdi Aysi. Orada gece harbiden yakışıklı değil mi ya? Hop. Ya araba iyi değil. Yani araba ya iyi de kendi çapında iyi yani. Bir yarış arabası edemez. Bence yani. Sport değil. Yani arkadaşlarım. Sport araba kesinlikle değil. Hadi bakalım. Acı bayırın düzü, Allah ayırdı bizi. Yusuf Erdoğan'sı. Arkadaşlar bu arada bir şey daha soracağım. Bir GTA 5 Minecraft bazında mı ilerlesek? Ya da direkt GTA 5 mi çeksek? Ne diyorsunuz? Yorumlarda belirtmeyi de unutmayın. Öyle işte arkadaşlar yani. Ne diyeyim? Bak şuradan bir kontrol noktasından daha geçeceğiz Yusuf Merdoğası. Hop. Allah 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 Allah. Hayır 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 hayır. Dön buradan. Dön buradan dön. Ama buradan geçebilirim arkadaşlar. Onu da söyleyeyim size. Evet. Acı pınarın düzü, Mevlam ayırdı bizi. Herhalde sonuncuyuz. Kötü gidiyoruz. Ve herhalde değil yani. Kesinlikle sonuncuyuz arkadaşlar. Ama size demek istediğim tek şey, yani sizce bu videoları çekerken arkadaşlar eğleniyor muyumdur? Çok eğleniyorum. Gerçekten çok eğleniyorum. Hop. Hop 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 hop. Bakın bakın nasıl dönüyorum hemen. Ya zeka seviyesi bu işte arkadaşlar. Zeka. Evet. Can dostlarım. Şu anda yarışımız iyi gidiyor. Bir arabaya bakıyorum, bir telefona bakıyorum arkadaşlar. Of manita güzel. Neyse. Bakın. Şuradan Allah 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 Allah. Bak yola bakmazsanız böyle olur arkadaşlar. Siz olun. Yani Cesur neredeyse yarışı %93 kalmışken sakın böyle bir hataya düşmeyin. Bak. Buradan gittim. Herkes yarışı bitirmiş, biz keyfimize göre diyoruz. Hemen şuradan girdim. Hemen şöyle girelim arkadaşlar. Cesme adresi. Hop hop hop. Alfa Romeo, Ferrari, Subaru, biz Ramfa bir vagon. 3.57. Of 50 saniye var aramızda adamla neredeyse. Neyse of iyi para verdi ama ha. 11.000 TL verdi. Yani yapacak bir şey yok yani arkadaşlar. Ne yapalım, keyfimizden şey yapmadık yani. Öyle mi? Evet 27 seviyeye gelmiş bulunmaktayız. Evet seviye 27'yiz. Jesus Merdoğası, bu başarı hepimizin. Hadi bakalım bir roll çevireceğiz herhalde. Evet hadi bakalım güzel bir şey gelsin ya. Ya şu çarptan bir kere de güzel bir şey görelim. Abi inek çanı verdi. Ya arkadaşlar ne diyeyim size, inek çanı verdi ya. Neyse hadi kabul edelim. Ne yapacağız arkadaşlar? Azla kanaat edeceğiz. Evet artık ben bu arabadan bıktım. Artık bu arabayı kullanmak istemiyorum. Aracımızı değiştiriyorum. Çünkü bu arabayla bir yere gidemem. Hele ki bir yarışa gidemem. Aracı değiştir. Ne alalım? Hiç kullanmadığımız bir araba ne olabilir içliğinden? Bir ara şeye sarmıştık hatırlıyorsanız. Range Rover mu kullanıyorduk? Ha bunu çok kullanıyorduk ya. V8 A-Sprint. Arkadaşlar arabanın eski yoluna bakmayın. Bir gidiyor. Bunun hakkında da videomuz vardı bu arada. Bakın. Bak. Nasıl gidiyor görüyor musun? Bununla bir yarışa girmemiz yok mu? Hemen anlaya bir yarış isteyelim. Ha buralarda bir yarış daha varmış. Evet arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir şey yani bu. Bakın. Şuradan girelim. Ya bunu seviyorum çünkü... Niye araba hem driftik için hem de bakın yani V8 motor var arkadaşlar, 8 silindirli motor diyorum size yani, ne demek, hop baksanıza bakalım. İşte o yüzden şimdi bu arabayla yarış, Allah seni ne etmesin lan, biraz yavaş gel aslında, bizim de yavaş gelmez lazım da
Hadi bakalım. Sokak sahnesi. Evet. Hadi bakalım. Bu arabayla tamam oluyor. Lotus'ta bir yarış yapacağım. Sizce arkadaşlar hadi yorum tahminler yapın. Şu anda videoyu durdurun, yorumlarda yazın. Kaç kaç olacak? Hadi bakalım. Anıt geçidi. Babalar geçidi. Hadi hemen yarış etkinliğini başlatıyorum. Evet arkadaşlar. Evet yarış etkinliğini başlattım Jesus Mardoyes'i. Anıt etkinliği dedik. Hadi bakalım. Hadi bakalım. İyi gidiyor bu arada. Aracın kalkışında vites geçmesinde Jesus Mardoyes'i biraz problem oldu ama. Of. Ya işte hayır ya. Geri sayım da kapalı. Orada işte tutturamadık. Size demiştim videonun başında zaten arkadaşlar. Oyunu özledim ama kaybetmeyi özlemedim. Frenlemesinde biraz sıkıntı var arabanın. Aslında frenlemesi güzel de. Virajlara hızlı giriyoruz. Arkadaşlar biraz da hastayım. Onun da getirdiği sebepten dolayı. Yani biraz... Bak. Bak patikadan yuvarlandım. Bak bak araba nasıl drift atıyor. Aslında bu arabayla yarışa girilmez ya. Abi araba ikinci vitese geçmiyor. Baba gözünü seveyim, bu nasıl bir arabadır ya. Evet bu yarışta yine sonucu bitireceğiz herhalde. Arkadaşlar sokak yarışlarını sevmiyorum. Bana patik olacak. Bir de hız yarışları olacak yani. Onlar da esti rüzgar kor götürdü. Evet hop şuradan girelim. Hadi bakalım Jesus Mardoyes. Arkadaşlar bu arada 725 bin aboneyiz. Yani bak. Ya şu haritaya bakmıyorum. Her zaman yana sapıyorum. İşte o yüzden. Ha şu video düzen meselesini biraz konuşalım. Arkadaşlar gerçekten bakın şey diyebilirsin yani. İşte içinizden şey diyen olabilir belki. Bir saat Minecraft videosu mu olur? Şey bir saat Forza Horizon videosu mu olur? Ben gerçekten çok özlemişim yani. Şu oyunu var ya. Hem de dedim bir video da çekelim yani video kanalımızı videosuz bırakmayalım. Hop hoppa. Uy fena girdim. Öyle mi? Fenasal girdim ama arkayı tamamen dağıttım arkadaşlar. Yani sanayide bir 5000 liralık masrafı çıktı şu anda arabanın. Evet. Herkes yarışı bitirdi herhalde. Biz hala %53'ündeyiz. Bak. Ya harbiden yok be. Bu arabayı beğenmedim ben arkadaşlar. Sadece lastikleri iyi döküyor. Gerisi boş. Ha, şimdi video 2 saniye video gözümü kameraya bakasım şey olmuyor ya. 2 saniye video bakınca arkadaşlar kafa gidiyor gençler. Size güveniyorum. Hop. Bak, bak işte. Gerçekten şu yarışı yaparken hiç eğlenmiyorum. Yani şu kısımda eğlenmiyorum. Arabada ne yol tutuşu var ne dönüş var. Ayrıca beni sinirlendiriyor Jesus Mardoyes. Ha neyse. Evet. Bir şey anlatınca yine şey olmasın. Ha. Şu tarz gidelim. Bir gün Forza Horizon 4 çekelim. Bir gün GTA 5 çekelim. Ne diyorsunuz? Bence çok mantıklı olur. Arkadaşlar. GTA 5'te de görev yapalım. Aynen. Ya modla oynamayalım. Bu sefer görev yapalım artık. Çünkü ben arkadaşlar yemin ediyorum. Ya artık GTA 5'i çok özledim. Uzun zamandır ben de girmiyorum GTA 5'e ve videolarını da çekemiyorum. Ya gerçekten GTA 5 yani GTA 5 sevilen bir oyun. Yani bizim kanalımızda zaten GTA 5'i sevilmiyor diyemeyiz arkadaşlar. Çünkü 10 milyon izlenen GTA 5 videolarımız bile var. Ya işte öyle. 33 hoppa. Bitişe geldik sonunda. Evet. Sonunda bitti. Sonunda bitti. Ya Rabbim. Evet Jesus Mardoyes. Arkadaşlar bu arada bakın saç başı nasıl? Evet. Birinci ile aramızda 1 dakika fark var. Yarışlar için gerçekten çok acı bir rakam. 8500 lira para verdi. Bir saatin sonunda da markete gideceğiz. Bakacağız araba alır mısın? Bütün parayı bir araba alacağız kendimize arkadaşlar. Harbiden diyorum. Bir tane araba alalım kendimize. Yeter yani. Güzel bir araba alalım artık. Evet artık bu arabayı da değişim vakti geldi. Ben artık Lamborghini'me binmek istiyorum artık. Lamborghini değil de farklı arabalara binelim sürekli. Neye binelim?
Güzel arabalarımız yok ki hiç. Hepsi çöp arabalar. Satacağım hepsini ya, yemin ederim en sonunda. Trail Jeep değil. Hangisi? Bu iyi mi? TS Coupe. Aa, Aston Martin. Bu arabayı da, bu arabayla da yarışlarımız var. Hatırlıyorum. Arkadaşlar ben yaptığım videoları ve yaptığım yarışları asla unutmam. Bakın. Bu araba güzel gidiyor. İşte bak, ikinci vitese geçmiyor. Otomatik vitesin sıkıntısı bu işte. Elle vites atmamız. Ha. Bu elle vites atana kadar o orada bir sürü devir kaybediyor. Neyse. Abi uzun bir yarış yeri ayarla ya. Şöyle bir 10-15 kilometre yok mu? Allah. Abi şöyle uzun bir yarış mesafesi ayarla be. Oğlum bu niye ayarlıyor ki? Biz kendimiz gidelim. Evet, ne varmış burada? Delta kanat gösterisi yarışı. Allahu Ekber. Bu nasıl bir yarış ya arkadaşlar? Hayrola. 10 kilometre yolumuz var. Evet, uzun yolculukla bakalım. Bir 10 kilometre Aston Martin'le gider mi? Aston Martin. Hatta şöyle iç karamıza geçelim arkadaşlar, yaslanalım. Arabanın yol tutuşunu falan değerlendireceğim bir üst neredeyse. Bence of Aston Martin. Bu arada gece yolculuğu da iyi oluyor arkadaşlar. Öyle mi? Biraz yoruldum harbiden. Yani biraz şey yapma benim de hakkım. Ya Jesus neredeyse bugün işte bu videoyu çekebiliyorsak hepsi şey sayesinde derdim. Hepsi sizin sayenizde yani. O yüzden dediğim gibi yani ben artık her gün Minecraft videosu çekmek istiyorum. Şey, pardon ya. Her gün Forza Horizon 4 videosu çekmek istiyorum. Her gün değil de yani haftada bir 2-3 tane çekmek istiyorum. Yani o yüzden şöyle bir of. Abi niye çıkıyorsun önüme, gözünü seveyim. O yüzden şöyle bir kampanya başlatıyoruz. Haftada 4 video, hatta 3 mü olsun bilmiyorum ki. 3 mü olsun 4 mü olsun, hadi Allah'ın hakkı 3'tür. 3 video olsun. Haftada 3 video da az olur ya. Az mı olur? Of. Az da olmaz aslında, haftada 3 video normal. Bakın şöyle video günleri belirleyelim, pazartesi. Aslında haftaya her gün video çekebiliriz. Öyle değil mi arkadaşlar? Hafta içi ya işte kafamıza göre atacağız. Ama genellikle fazla sıklıklarla atmaya çalışacağım ve bir gün Forza, bir gün GTA 5 aynen. Mesela bundan sonraki video GTA 5 olur herhalde. Ay yok, bundan sonraki video Forza olabilir. Ama Forza'da da içerikler lazım işte arkadaşlar. Bunları da siz yorumlayacaksınız. Bu arada evet, kanalımız hakkında çok konuştuk. Araba dehşet bir şey ya. Gece var ya. Bu araba ama tabi çarpınca Jesus Merdua'yla çok kötü şeyler olabilir. Hadi bakın. Gece ormanda gidelim. Ne diyorsunuz? Ormanda gitmek çok tehlikeli bir şey arkadaşlar. Hele ki arabanız da şeyse. Evet. Suların içinden geçtik. Allah 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 Allah. Hayır ya. Devrilme abi. Takla attı araba, gördünüz mü? O yüzden bakın kısa yol deniyorum. Neredeydi oğlum bu yer ya? Şu an yolumu kaybettim arkadaşlar bu arada. Ormandayım yani. 5,8 kilometre var. Ne tarafa gidiyoruz? Bu tarafa doğru bir herhalde. Çıkamıyoruz ki. Ya yanlış yere çıkıyoruz. Bir şey görebilseydik önümüzü. Yanlış gidiyoruz. Neyse, doğru yola girdim sonunda. Arkadaşlar niye böyle oluyor bu? Araba çok şey atıyor. Böyle yol var mıydı lan bu arada? Böyle bir yol varmış arkadaşlar ya. Forza'nın verdiği bir yol varmış. Ha nerede? Bekle, bizim varış yeri. Ha çıktı işte ya. Şurayı görsek yeterdi bizim için. Bak. Baba nasıl yüzüm. Of. Çamura saplandık ya. Arkadaşlar niye böyle bu tarz yollara başvurduk normal yol varken?
Of, yolumuzu çok uzattık ya. 7 kilometre yola çıktık. Araba da gitmiyor artık. Bekleyin ya, ben buraya ineceğim arkadaşlar. Aracı değiştirelim. Çünkü bu araba burada gidemez. Ben burada gidecek çok iyi bir araba tanıyorum. Bu muydu? Hangisiydi? Pardon, bu araba arkadaşlar. İyi şimdi. Ya şurada var ya, gidemeyeceği yol yok bu arabanın. Zaten anlamışsınızdır be. Bakın. Biraz girdik sulara ama. Bakın bu arabanın dağlardan gideceksek eğer, göğüs merdivenisi, arabamızı doğru seçmeliyiz. Yani o da bu araba yani. Sus bir dakika, sürekli 200 meters diyor arkadaşlar, kafam karışıyor. Önce bir düzlük yola girelim, önümüzü görelim. Oradan sonra işte böyle çarpınca ben sevmiyorum arkadaşlar, böyle çarpmayalım. Bak görüyoruz mu, hiç araba kaymıyor. Niye kaymıyor? Çünkü arabanın yol tutuşu var. Ya bu araba dağ arabası arkadaşlar. Ya. Biraz lütfen akıllı işler yapalım. Aston Martin'de patikaya girmiştik. Dağa girmiştik. Aston Martin asfalt arabası. Tabi bu arabayı da asfaltlar iyi gider ama bu araba tabi biraz daha donanım bakımından, lastik olsun, şu olsun. Bence biraz daha patika tarzı bir araba. Evet. Şu tarz gidiyorsunuz. Yolunuzu kısaltın işte. Ormanların içinden gidin. Of. Fenaydı. Tabi böyle ağaçlara da çarpabilirsiniz, arabanızın şeyini düşünmüyorsanız. Şeyinize bakmayın. Şu anda önümü göremiyorum. Benim gördüğüm tek şey şurası, yani kırmızılığı görüyorum sadece. Bakın, sadece varış yerine doğru gidiyorum. İnşallah arada deniz yoktur var ya. Ha, tamam, deniz yokmuş arkadaşlar. Çünkü arada deniz olunca o süre şu olur. Bakın nasıl gidiyor, görüyor musunuz? Ben size boşuna dağ arabası demedim. Köylerin içinden geçiyor be. Bak orası arkadaşlar. Nasıl geldik hemen? Ya Allah bu arabayı şey, Allah pardon, Allah yapmadı. Şey, adam arabayı yapmış, demiş ki git patikaya git demiş. Yani. Öyle cesmerdaysın. Biz de onu şu anda canlı olarak denedik Forza Horizon 4'te. Lütfen beni alkışlamayın. Biliyorum şu anda benimle gurur duyuyorsunuz benim ailem ama. Bakalım neymiş ya bu. Hop, hop. Ya anlamıyorum şu şeylerle çarpıp nasıl ölmüyoruz. Bu arada BMW Drive oynardım bir aralar. Onun videosu acaba var mıydı bizim kanalımızda? Bir gün bir BMW Drive videosu çeksek mi aslında? Ne diyorsunuz arkadaşlar? Çekelim, evet. Onu da özledim. Ya. Kardeşim. Sonra da diyorsunuz ki bana çarp. Ha. Delta kanat. Bakalım neymiş. Araba mı süreceğiz acaba? Allahu Ekber, bu ne ya? Arkadaşlar bu nasıl bir araba? Hayatımda ilk defa böyle bir şey görüyorum. Aa, uçağa biniyoruz. Uçağa mı bineceğiz? Arkadaşlar yemin ederim Forza Horizon 4 tarihinde ilk defa uçak görüyorum yani burada. Kanat gösterisi, ha. Çok ilginç. Hadi bakalım. Hayran var. Onlara bir gösteri yap diyor. Hadi bakalım. İnşallah uçaktan düşmeyiz. Uçakla mı yarışıyorsun? Oha. İyi gidiyor ha. Harbiden de çok beğendim arkadaşlar. Ama o frendir. Oğlum bu ne lan? Şişt, durun durun. Arkadaşlar bu arabayı bana vererek çok büyük hata ettiler ama. Uçak nerede be? Uçak bekle beni. Oğlum altında uçak var. Araba iyi hızlanıyor ama bir lastik ayarı yapmalıydık bu arabaya. Çünkü çok kayıyor arkadaşlar. Oha. Oğlum durun, korkmayın lan.
Arkadaşlar gerçekten çok sevdim ama tabii yine rezervasyon ettik yarışı. Sıkıştı mı, ne oldu? Uçak nereye gitti? Abi şaka gibi. Ha, Delta bir. Ha, tamam. Frenleri de iyi bu arada. Bir anda sıfıra düşüyor hemen. Ama çok kayıyor ya. Bu arabayı bize verirler mi acaba? Verirlerse çok iyi olur arkadaşlar. Bak. Bak hemen nasıl düşüyor ya? Nasıl bir araba yaptınız bu? Ben beğendim gerçekten arkadaşlar. Yarışı da beğendim. Keşke hep böyle yarışlar olsa. Oo, uçak geliyor. Artık tekeri tamamen kilitliyor arkadaşlar. Bunu fark ettim Jesus'lar duayla. Ya gerçekten bu tarz yarışlara bakın. Şimdi bak. Fren basayım, kilitliyor yani. Onu da tutuyor yani. Anlık kilitliyor. İlginç, güzel yapmışlar. Yarışı da beğendim. Bak. Tabi. Oğlum dans etmeyin lan, durun bir dakika, arabayı çal. Ya şu arabayı, şu arabayı bile mahvettiysek artık yapamayacağımız hiçbir şey yok abi bizim üstlerdeyse. Ya araç Delta ama elektrikle çalışıyor herhalde. Baksanıza. Of be. 6000 RPM mi? Acaba zorlandığı anlarda kaç RPM veriyor? Burada 6000 RPM veriyorsa araba. Bak, bak baba ne yapacağım şimdi? Bak abi. Hop hop. Ha şunu merak ettim şimdi, kaç RPM var bu? 7000'miş, fazla değilmiş. Hop. Baba bak, en sevdiğim bu. Öf. Ya millet bunu mu gördü yani? Görmeseler daha iyiydi. 2 saat bir yarış bitiremedik. Of. Altımızda çok hızlı araba var ama nafile. Of be dur. İlerle. Kayması çok iyi olacak arkadaşlar ama uçak nereye gitti? Uçağı ben merak ediyorum. İnadım inat hala. Ya şu Forza'da bile, ya şöyle bir arabayla bile böyle kötü sonuçlar elde ediyorsak gerçekten yarışçılığımız biraz geliştirilmesi lazım arkadaşlar. Ya unuttuk da o da var. Baba baba. Jesus neredeyse, başım döndü ya. 735 bin kişilik ailem, başım döndü. Karnım da ağrıyor. Evet. Yarış şu anda güzel gidiyor. Delta yarış tabii ki. Yavaş yavaş yapıyoruz işte arkadaşlar, acelemiz yok yani yarışı fazla. Baba baba, ama burada iyi gidelim. Hayır, kontrol nasıl geçmedim, hadi bak. Baba bak. Şöyle atlasın işi biraz şeyle geleyim. Uçak var değil mi? Uçak sarsıyor beni. Nerede abi bu uçak? Hadi bir sizin için biraz drift'e çekeyim. Oğlum bunları bulamazsın hiç böyle. Bu uçak beni niye sallıyor ya? Oğlum uçak dursana. Oğlum ne yapıyorsun? Düzgün dur. Acaba uçak beni çok kötü sarstı orada, vakitimi çaldı. İki sıra. Uçak. Abi uçakla beni kıyaslamış ya. O uçak.
Bakalım, evet, bir yarış daha verse var ya yaparım. Keşke uçak sürseydik ya. Bir daha uçak sürmeyiz ama ya. Sergi tamamlandı. Tamamlandı, bunu tamamlamışız. Broadway. Şöyle güzel bir yarışlar yok mu ya arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Şu neymiş? İskoçyalı uçan gösteri yarışı. Hadi şuna da gidelim. Tabii Lamborghini alacağım. Hatta BMW 8'imizi alalım. Yani biraz zorlandıktan sonra arkadaşlar alışkın olduğumuz arabaları kullanmak istiyorum artık. Heh. Araca bin. Abi bu arabayı çok seviyorum yani. Arkadaşlar var ya, Jesus Merdersi. Şu BMW 8 ile ailem. Her yere giderim ya. Çünkü rahat araba yani. Alışkın olduğum araba. Bakın. Bak, mis gibi. Tabii. Bak işte. Ya kardeşim niye atlıyorsun ki yola ya? Neyse. Evet arkadaşlar, işte öyle. Dediğim gibi iyi bir deneyim oldu yani, bir saat. Şu anda çok eğlenceli bir saat geçiyor. Bakmayın böyle buralarda falan zorlandım mı? Çünkü araba bazen patikalara girebiliyor. Patikaların bol olduğu bölgeyiz yani. Ormanlı dağlık alandayız. Yani uzun lafın kısası, bakın nasıl dönüyor araba ya. Bak işte. Güzel araba budur. Dönmüyor, takla atmıyor yani. Kendini çevirmiyor. Bu arabayla bu arada 300 görmüşlüğüm vardı benim. Saygıdeğer bir abimle ilgili oyun. Dünya hancı, biz yolcuyuz bilesin. Kaderin önüne sen geçemezsin. Arkadaşlar biraz da şarkı söylüyorum. Hop. Ya bak. Tam hız kapanı yapıyor. Önüme çıkıyor. Ya yemin ederim. Bu Forza'nın. Kardeşim. Kendi şerinden gitsene. Bak hayatını kaybet. 200 de sana şarkı. Bana bir şey olmaz. Benim tuzum kuru. Evet. Yani öyle işte arkadaşlar. Ben biraz hastaydım. Ya bugün video çekme fikri nereden aklıma geldi? Kanalımızdan bir mail aldım. İşte Yesun Erdoğan'ı falan filan. Sonra videolara baktım. Dedi ki hemen dedim bir saatlik bir video çekmeyelim dedim. Sonra baktım işte öyle böyle derken. Uzun lafın kısası. Can takipçilerimizle beraberiz. Hop. Bakın nasıl gidiyorum. Fena bir şekilde gidiyorum şu anda. Bakalım bu yarış nasıl bir şey. İskoçyalı tren falan filan diyor. En sonunda da bir araba alacağız. Tabii paramız yeterse buna. Of. Fena girdim ha orada. Abi de bize boru değiliz yani. Yılların Ford'u şoförüyüz. Turn left. Bakın burada bir böyle turn left yapamazsınız. Böyle suya batarsınız. Hadi bakalım. Koş koş koş. Arkadaşlar sizce nasıl oluyor? Ya buraya kadar izleyenler varsa yorumlara bir BMW yazabilir miyim? Felek beni adımadım. Baba ağladı. Oha. Fizik kurallarına aykırı bir şey yaptık orada. Bakalım İskoçyalı tren meselesi neymiş. Arkadaşlar. Ya çünkü görmediğim şeyleri görüyorum bu oyunda bugün. Değişik değişik şeyler görünüyorum. İlk defa uçak gördüm diyorum arkadaşlar. Yani Forza Horizon'da ilk defa bugün. Aylardır ben bu oyunu oynuyorum. İlk defa bugün uçak gördüm ya. Yapmış adamlar. Helal olsun. He. Oyunda çalıyormuş müzik, benim ne oluyor? Arkadaşlar bu arada eski videolarımıza kıyasa bakarsanız, ya geçen ilk videomuzu izledim. Gerçekten çok şeymiş yani. Oo, bu arada nüfus panosunda bulmuşken
Kırı bak. Yakışır yani. Yani yıllardır değişmeyen tek şey video çektiğimiz. Hadi biraz da patikalardan gidelim. Bakın. Buradan geçebiliyor yani araba, o kadar düşün. Öyle güzel araba ki sümün içinden geçiyor ya. Şu dağlara çıkma hedefim var bir ara. Şu dağlarda kara. Oraya gidemeyeceğiz bu arada. Evet. Biz size gidebilir miyiz? Gideriz. Tabii ki gideriz arkadaşlar. Altımızdaki araba boru değil. Hadi bakalım, uçan İskoçyalı. Nasıl bir yarışmış bakalım. Ne verecek bize? Ya verdiği arabaya bak ya. Ha, patika yarışı. Tren geliyor şimdi, Allah kahretmesin. Yemin ederim Forza Horizon'da bugün görmediğim bir şey kalmadı. Herhalde en son uzaylı göreceğim. Tren bile gördük ya. Bence trenle mi yarışacağız? GTA mı lan bu? Uçan İskoçyalı gösteri yarışı. You know when they said the flying Scotsman, I was expecting to see Alex being shot out of a cannon. Hadi bakalım arkadaşlar, sizin için bir uçan İskoçyalı yarışı yapalım. Of kar ya. Hava karlı. Oha nasıl gidiyor tren öyle? Tren niye gidiyor? Tren iyi gidiyor da. Kara tren gecikir belki. Evet arkadaşlar. Şu anda tren dumanlarını savuruyor görüyorsunuz. Siyah dumanlarını. Ama bize yetişebilir mi? Hayır. Trencim. Beni geçmek için bir fırın ekmek yemelisin. Hatta şöyle yapacağım. Of of. Hayır hayır. Abi durun ya, gözünü seveyim. Kontrol altına almam lazım arabayı. Ya ama şimdi arkadaşlar burada da bir haksızlık var. Şu an treni geçemiyorum. Tren biliyor tren. Abi niye treni geçemiyorum çünkü. Bak o adam kendi rayında gidiyor. Benim de yolum dümdüz olsaydı ben de güzel bir şekilde giderdim. Bak. Ya adamın yolu düz. Adam kaptırıyor gidiyor. Biz ne oluyoruz babacığım? Bak görüyor musun? Arada dağlar kadar fark var. Bu arada tren kayboldu. Oğlum nasıl yaptınız bu tren yolunu? E trenle yollarımız kesecek şimdi. Heh şimdi göstereceğim sana. Of tren üstünden zıplıyorum. Abi yarışa bakın be, çok güzel değil mi? Yemin ederim çok zevk alıyorum şu anda bu yarıştan. Harbiden şu görseli klip alın yani. Bizi izleyen arkadaşlarımız. Bak bak. İskoç treni. Abi bu niye küçüldü ya? Baktal amca. Bu küçüldü. Ha bilerek yapmış o arkadaşlar. Hadi bakalım tren. Tren yolundan gidiyorum ama bak yetişeceğim ulan sana. İskoç treni. Dön gel gurbet treni. Harbiden de İskoçya sokakları arkadaşlar. Hadi be. Bitirdi tren. Allah seni ne etmesin. Allah cezanı verecek tren. Hadi. Hadi. Hadi ulan. Hadi ulan. Hadi ulan. Hadi bakalım yetişebilecek mi? Kim yetişecek abi? Hayır. Yemin ederim de biz kazandık.
İşte arkadaşlar bakın, yarış kazanmak demek budur. 30 saniye 30 saniyeyle kazandık ya yarışı. Orayı bir şey alma şansımız olsaydı yemin ederim ben orayı bir kere daha izlerdim. Çünkü ayrı bir seviyeydi. Yani İskoç bayağı kötü olmuştur tren. Gerçekten çok trencim. Yani senin karşında da Jesus Marte var yani, değil mi? Neyse. Evet, yine bir rol çeviriyoruz. Yine kötü bir şey verecek. Hadi bakalım ne vereceksin. Bu sefer de korna verdi yine ya. Vermeyin abi bana korna, vermeyin. Basmıyorum işte, vermeyin korna. Korna istemiyorum. Evet. Forza Horizon'da buradan bir Jesus Marte çağrısı yaptım. Of ama of, ben çok sıkıldım. Arkadaşlar görüyor musunuz? Bir sürü herhalde tren cennetine geldim ben. Hop. Okay, Kat. I have set your route to a nearby race event. Dur dur dur. Dur 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 dur. Nasıl çıkacağım oğlum burada? Ha şurada çıkış vermiş. Evet. Arkadaşlar gerçekten bir saat Forza Horizon oynamak özlemişim yani, çok eğlenceli geçiyor şu anda. Yani herhalde var ya, hiç sıkılmayacakmışım şu oyunu oynasam. Seyret perişan halimi benle akşam olmakta. Evet. Güzel şarkıdır. Oy. Küresel nüfus ne oluyor ya? Forzacılar beni bir aydınlatır mı yorumlarda, Jesus ailesi? Hadi bakalım, bu ne yarışıymış? Şehir sprinti. Kuzu kuzu mu? Hadi oğlum yapalım yarışı. Tamam. Mehmet yine geç ya. Tekli. Güzel bir yarış olacak. Arkadaşlar bakın. Bana güvenin. Çok güzel bir yarış olacak. Edinburgh şehir sprinti sunar. Hadi bakalım. Başlattım. Of, sağlam arabalar var ama. Arkadaşlar harbiden sağlam arabalar var. Hop. Bakalım bu yarış kazanabilecek miyiz? Sizce kazanır mıyız? Kaybeder miyiz? Ya sonra yarışlarında böyledir arkadaşlar. Dönemeçlerde yani iyi, herkesin arabası iyidir yani. Sadece bakın şu dönemeçlerde şöyle rakibinizi şey yapın. Hızınızı kesmeyin yani. Anlatabiliyor muyum? Yani her türlü sizin avantajlı tarafta olmanız lazım. Hem kalkış meselesinde. Mesela şu konuda mesela ben avantajlı oldum. Gördün mü? Ya yarışı her zaman iyi oynayan kazanır. Bak adam nasıl geliyor görüyor musun? Arabası güçlü. Benden hızlı geliyor şu anda. Saatte 250 bin 5 milyon kilometre. Bak. Bak oğlum benim şansım mesela azaldı şu anda. Ben bir kişi geçti ben. Hatta iki kişi geçti. Hatta üç kişi geçti. Hatta dört. Bakın gördünüz mü? Üç sıra geriye düştük yani. Bak şimdi o adam beni geçecek mesela. Yani arkadaşlar mesele tam olarak bu zaten. Bak gördün mü? 12. Mesele adam gibi yavaşlamıyoruz. Ben yavaşlamıyorum yani. Düzgünce yavaşlasak millet gibi. Şöyle. Güzelce kalkışını yapar oynarsın. Yok abi biz illa şurayı böyle toslayacağız. Çünkü herkes yavaşlıyor yani. İyi bir yarış oluyor. Kime göre, neye göre? Evet canım ailem.
Seyret perişan halimi ben de akşam olmakta. Arkadaşlar sizce nasıl? Sizce bu yarış kim kazanır kim kaybeder? Evet. %74 ilerleme verdi. Adamlar bitirdi herhalde yarışı. Hoppa hoppa. Hop 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 lan. Evet. Lamborghini bu sokak yarışında benim gerçekten hayallerimi kırdı arkadaşlar. Çünkü çok drift çekti yani. Çok döndü. Totuşu çok döndü. Göğüs merdivenisi. Hop. Evet. Hemen şöyle bir bitiş yapıyoruz ve sonunda bitti diyoruz yine. Her zaman olduğu gibi. Evet. 3-1 bayağı bir fark var yine arkadaşlar birinci yarımızda. Oh! Başım ağrıdı ya yarış yap. Tam Forza özellikle arkadaşlar. Yani bir saatte artık insan dayanamıyor. Bunu ya araba mı verecek bize? Hadi biraz markete gidelim şimdi. Nasıl araç alacağız da o da var. Araçlar. Aynen. Hadi bakalım bir festivale gidelim arkadaşlar. Araba pazarına gidelim. Hadi bakalım. O kadar aman aman paramız yok. Ama ya arkadaşlar bakın insan parası olacak. Bak şu arabayı alacak tamam mı? Ya yemin ederim hayalim. Bizim arabası o kadar pahalı değil. Gördüğünüz gibi Roadster. Bak insan bunu alacak biliyor musunuz arkadaşlar? Bunlar iyi değil o kadar. Baksanıza. Şu ya şu. 2,5 trilyon. Chiron. Baksanıza abi şu arabaya. Ya, harbiden çok güzel araba ya. Ya şu arabayı isterim. O yüzden biraz da oynamamız gerekecek. 2 milyon 400 bin TL. Şurada karşılığı ediyor. 2 milyon 400 bin TL. Harbiden çok güzelmiş ya. Baksanıza arkadaşlar şöyle şu var ya. Evet 2 milyon 400 bin TL. Açı şu bak oha. 10 milyon TL mi? Arkadaşlar baksanıza. Ama Bugatti yani. Baksanıza. Şöyle bir arabamız da olabilirdi mesela. İşte. Size demiştim aman aman paramız yok ama. Evet. Neler var? Ferrari bakalım biraz. 2013 La Ferrari. Bu arada güzel arabaymış ha bu. Harbiden güzel arabaymış. 2,5. Eski model arabalar daha pahalı oluyor her zaman. Bak mesela şu arabayı alabiliriz şu anda. Yok be, biraz daha bekleyelim arkadaşlar, öyle değil mi? Biraz daha bekleyelim çünkü of. Ha mesela bunu alacağım ha. Ama bu araba da güzelmiş ya. 2,2 Aventador var bizde bu arada bu. Bak mesela bu arabaya bu parayı vereceğimi. Güzelmiş bu arada. Yani bu da olmuş. Baksanıza arkadaşlar şuna yani. Lastiklerine bakalım. Kapıları açılmıyor muydu bu arabaların ya? Ya bak şu arabayı alacaksın abi. Şöyle bir tane kaplama yapacaksın. Tamam. Evet. Başka neler varmış? Ha Mercedes AMG. Oha tır mı alsak artık bir tanesini. Bu arabaların hepsini almak isteriz tabii ki ama malum. Oha bu ne lan? Peel. Çok kötü bir arabaya benziyor. 25.000 TL. Peugeot var. Porsche. Aa Porsche bakalım biraz. Yani arkadaşlar araba pazarı böyle. Clio'muz var zaten. Bizim böyle bir Clio'muz var. Şu neymiş? Tamam mı? Oha. Tamam bakın. Askeri arabası.
Volvo. Oha güzelmiş bu. Ama bu tır ya arkadaşlar. Tırla yarış yapmayız herhalde. Tır yapıyorsan Dorse de satacaksın abi, öyle değil mi? Bu ne lan? Lincoln Motors. Bu nasıl bir araba ya? Aa biz buna yarış yapmıştık. Değil mi? Pardon. Ha neyse. Hayalimizdeki araba işte arkadaşlar. Bu. Evet tekrardan gösteriyorum. Hedefimiz bu araba olsun. Bugatti. Çok beğendim ya. Seyret perişan halimi ben de akşam olmakta. 2,5 milyon yani almamız için biraz daha yarış araba almamız lazım. Evet. Yani arkadaşlar uzun lafın kısası gerçekten çok bizi çok büyük şeyler bekliyor. Okay, Kat. Hadi bir nüfus kıralım. Stars Ya çok, aslında çok para da ihtiyacımız yok ailem. Yani belki bir hafta çektiğimiz dolarla bu arabayı alabiliriz. Yok nasıl alamayız. Çok yarış yapmamız lazım. Hop. Seyret perişan halimi ben akşam olmakta. Yani arkadaşlar dediğim gibi yani videolarımızı beğenip abone olmayı yanabilirler için gerçekten her şeyi yaparız yani. Nerede bu pano? Neyse biraz da konuşalım. İşte arkadaşlar öyle. herhalde yarın video gelir. Gelirse de GTA 5 gelir. Ya da Forza gelir. Arkadaşlar bir Forza Horizon 4 videosunda sonuna geldik. Şunu kulaklığımı çıkartayım. Bir saat video oldu yani. Bir saat boyunca Lamborghini ile takıldık. Farklı farklı arabalarla, görmediğimiz şeylerle yarışlar yaptık. Bu tarz videoların gelmesi istiyorsunuz. Tabii bir saat video daha çekmek istemem arkadaşlar. Bu nostalji tadında video olduğu için. Geri döndüm şerefinde. Bir saatlik video çekmek istedim sizler için. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bundan sonra videolarımızı izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Videomuzu beğenin, kanalımıza abone olmayı açın. Videoyu beğendiyseniz yorum yapın. Video fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kendinize bakın arkadaşlar. Görüşürüz ve yeni günden bay bay.